Stara'ya bakmıştım da. Haberim yok, çıkmıştır. Bugün yaptığın... kimseye danışmadan... kimsenin fikrini sormadan... üstelik Zeynep'i zor durumda bırakarak yaptığın şov... Zeynep'i mi düşünüyorsun gerçekten? Yoksa kendini mi? Bir vuruş için alsam? Duyduklarım doğruysa kutlama yapmalısın patron. Evlilik teklifinden sonra bütün sponsorlar anlaşmalarını yenilemiş. Ofisin telefonları bütün gün durmamış. Siz nasıl diyorsunuz? Yağmur gibi yağmış. Yoksa bu yüzden mi sinirlisin? Ay, meyve veren ağacı da kesemiyorsun tabii. O zaman bükemediğin bileği öpeceksin. Değil mi? Boşuna kabarıyorsun. Zeynep senin teklifini asla kabul etmez. Bekleyip göreceğiz. Belki benim de içeride müttefiklerim vardır. Kim bilir, belki Zeynep'in fikrini değiştirirler. Stara Hanım. Stara Hanım. Ya bizim hanımın kusuruna bakmayın. Yani halden anlarsınız. Yani biz kendimizce işte Zeynep'i böyle koruyup kollamaya çalışıyoruz. Bizim kaderin hali belli. Zeynep elimize doğdu. Yani onu bu zamana kadar sakındık, kolladık işte. Halden anlarım Fevzi Bey. Ama zorbalıktan anlamam. Bunu da sakın aklınızdan çıkarmayın. Tabii efendim. Eski günlere dönmeyelim. Baş olsun efendim. Tabii senin için konuşması kolay. Konuş o. Oh. Tabii bedava ya, konuşursun. Soğuk lan. Zeynep. Türkan, daha hiç çıkmadı mı? Zeyno, bir ses verir misin? Veriyor ses, veriyor. Öğürme sesi veriyor. Nane limon yapayım mı? Ya ben bir şey gerekiyorsa yaparım Kadir. Sen git yat, hadi bakayım. Ama Zeyno, hastayken nasıl yatayım ki ben? Bir çıksın da. Ha, Zeyno, ben sana nane limon yapayım mı? Yok baba, ben uyuyunca geçer. Tamam, erken yatarsan geçer değil mi?
Lan Türkan, ne oluyor oğlum? Ne bileyim ne oluyor? Ozan, yarın ajansa gelir gelmez ilk iş yanıma gel. Zeynep'in üzerine bu kadar gitmenden hoşlanmıyorum. Konuşmamız lazım. Geç kalma. Karar vermeye çalışıyorsun, değil mi? Mustafa gelmezdi mi? Ay yok, içeride o dedemin yanında. Tatil derken yatıramıyoruz küçük beyi. Şimdi İpek, ben sana söyleyemedim de, yani daha önce söylemem gerekirdi aslında da. Neyse. Bu ajanstaki yılbaşı partisini hatırlıyorsun değil mi? Şu halamın olaylı olduğu, karakoluk olduğumuz gece mi? Evet. Hani ben atamamıştım telefonlarınızı, yanınıza da geç gelmiştim. O gece... O gece ben çok içmiştim. Ozan da beni o halde eve bırakmak istemedi. Yani en azından o öyle söylüyor. Beni kendi evine götürmüş. Ama ben... Hiçbirini hatırlamıyorum bile bunların gerçekten. Ama o diyor ki hatırlıyordun. Sarhoştun ama ne yaptığının farkındaydın diyor. Ama inan İpek, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yemin ederim ne yapacağımı da bilmiyorum. Ama Ozan diyor ki... kendini bana teslim ettin diyor. Yani biz... O gece birlikte olmuşuz. Kız sen bunca mı yapacaktın bana? Sen bana o günleri sen kusturacaktın. Dur kurban olayım, ne olur bir dinle beni önce. Ne dinleyeceğim ben senin ya? Senin konuşan yüzünü kaldı artık ha? Hala ben istemedim ki vallahi. Ben hatırlamıyorum bile. Anne dur bir ya, içeridekiler duyacaklar şimdi ya. Ya sen bir dur, ne duyacaklar? Bırak, ben bunu parçalayacağım, ben bunu parçalayacağım. Sen ne yaptın ya, ne yaptın sen? Ben istemedim hala, gerçekten ben hatırlamıyorum bile, yemin ederim. Ozan Bey yalan mı söylüyor? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Anne sen benim aklıma mukayyet ol. Sakin ol ya. Ne sakin ol, sakin ol deyip durma sen de bana. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız ya? Gözümün içine bak, sen ne yaptığının farkında mısın? Anne tamam, dayıma dedeme hiçbir şey söylemeyiz, aramızda kalır. Sen ne diyorsun ya? Kime söylemiyorsun sen? Ha? Sen ne yaptığının farkında mısın? Siz kendinizi kocaman kadın zannediyorsunuz ufacık çocuk aklınızla. Yok nane limon, yok bilmem ne, yok midem bulanıyor. Ha? Sen dedenle babana nasıl izah edeceksin bunu? Ha? Nasıl izah edeceksin o mide bulantıları, o öğürmeler? Kızım sen bildiğin gebesin ya. Gebesin sen. Bunu kimden nasıl saklayacaksın sen? Yok, olamaz. Ne olmaz ya? Ulan olmuş işte. Ulan olmuş. Adam seni kurtarmaya çalışıyor. Sen adama evet bile diyemiyorsun ya. Ha? İki ay sonra karnın büyüyünce sen babanla dedene ne diyeceksin? Ha? Bu adamlar nasıl çıkacak insan içine? Daha dün deden ölüyordu ya. Ölüyordu senin deden. Sen bir de kendini mi düşünüyorsun kızım? Senin bu adama evet demekten başka çaren var mı senin? Gözümün içine bak. Söyle. Bu adama evet demekten başka çaren var mı?